Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini söyledi. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos'ta konutlarla ilgili müjde vereceğini de açıkladı. Maliyetler arttı, fırsatçılar harekete geçti. İlk kez konut fiyatlarındaki artış, dolar kurundaki artışın önüne geçti. Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık %100'e yakın artışta rekor kırdı. Yapı stoğunda yaşanan sıkıntı ev ve kira fiyatlarının iki katına çıkmasına neden oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konut almak isteyenleri heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Kurum, konut ham madde fiyatlarının düşeceğini, konut fiyatlarının normalleşeceğini belirtti. Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayında konutlarla ilgili yeni bir projeyi açıklayacağını duyurdu. TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit ailelerine, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız. Faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen inşaat şirketleri ve emlakçılar tespit edildi değerli izleyenler. Bir günde %30 zam yapan fırsatçılara ceza verilecek. Bu gelişmeyi hukukçu Necip Şenel ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Şenel. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta açıklanan konut kredi paketlerinden sonra bir anda fiyatların yükseldiğini gördük ve fırsatçılarda yavaş yavaş tespit edilmeye başlandı. Ceza verileceği de açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Bu kişileri ne gibi cezalar bekliyor? Cezalardan biraz bahsedeceğim ama öncesinde neden böyle bir yükselme oldu ondan bahsedeyim çok kısaca. Aynı gece açıklamadan sonra ben de emlak satış sitelerine girdim ve kendi bölgemde oturduğum veya ilgilendiğim bölgedeki artışları canlı gördüm. Çünkü bu oranlardan kredi almak, bu dönemde bu oranlardan kredi almak çok zor. Ancak kredi faizlerindeki düşüşten istifade etmek isteyen satıcılar inanılmaz bir manipülasyona sebep oldular ve aynı gece gerçekten 200-300 binlik artışları ben gördüm. Bunların tespiti noktasında tespit etmek isteyenler bir zorluk yaşamayacaklar. Çünkü emlak siteleri açık şekilde paylaştığı gibi bu artışları ve düşüşleri açık şekilde paylaştığı gibi herhangi bir kurum, SPK, işte vergi müfettişleri veyahut da yargı herhangi bir kurum bu kayıtları istediğinde de paylaşacaklardır. Bu anlamda dikkatli olmak gerekiyor. Bu alanda fırsatçı diyemiyorum çünkü herkes biraz da hesabını yapıyor, kendi gayrimenkulünün değersizleşeceğini düşünüyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bizim milletimiz özellikle şeyi çok seviyor malumunuz, muazzalı işlemleri çok seviyor. İşte belediye rayiç bedeline göre veyahut da belediye rayiç bedelinin altında emsaller göstererek gayrimenkullerini satıyorlar. Burada da kamunun bir zararı oluyor. Burada iki tip suç var. Kapsama dahil olursa SPK'da serbest piyasa kanununda piyasa dolandırıcılığı diye bir madde var. Buraya sokulabilir. Bu tür manipülatif hareketler cezaya tabi tutulmuş. Buraya sokulabilir. Ayrıca vergi kanununda da malumunuz 359 diye bir madde var. İlgilenenlerin bildiği. Bu kayıtları yanlış veya tahribatlı gösterenlerin cezalandırılması. Yani hem idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler, hem adli para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tür sonuçlar ortaya çıkabilir. Şöyle diyeyim, buyurun bir zaman. Bu arada vergi demişken şunu da sormak isterim. Şimdi zaten yapılan araştırmalar özellikle online satışta vergi mükelleflerinin beyanları, bildirimleri, tapu, banka ve pek çok şey böyle çapraz analiz yapılmış. Aynı zamanda vergisel kayıplar da tespit edilmiş. Bu neden oluyor? Vergi incelemelerinde, kayıtlarda özellikle lüks semtlerdeki satış bedelleri dediğim gibi düşük gösteriliyor. Çünkü burada bir harç yükü çıkıyor. %4'lük bir harç yükü var. Harç düşük ödemek için, taraflar harcı düşük ödemek için düşük bedelli satımlar gösteriyor. Gelir vergisi veyahut da şirket satıyorsa kurumlar vergisinin yüksek çıkmaması için düşük bedeller gösteriliyor gayrimenkul satışlarında.
ve ödemeler genelde hariçten veyahut da elden yapılıyor. Bu tabii ki bir amme zararına sebep oluyor. Bu kadar çok gayrimenkul ticaretinin olduğu bir yerde amme zararına sebebiyet veriyor. Fakat bu neredeyse toplumun büyük kesimi tarafından yapılır halde. Fakat bunun sebebi ne? Hukukçulardan yardım almamaları. Çünkü insanlar birikim yapıyor, hayatı boyunca bir birikim yapıyor, gayrimenkul alıyor. 2 milyonluk, 3 milyonluk, 4 milyonluk gayrimenkul alıyor ama bir hukukçudan yardım almayı kendine ekstra bir yük olarak görüyor ve sonrasında da başına böyle sıkıntılar geliyor. Böyle riskler almasınlar. Benim bir hukukçu olarak tavsiyem budur. Böyle riskler almasınlar. Gerçek bir gayrimenkul satışı şu şekilde olur. Tapuda banka transferi gerçek bedel. Teferruatlı bir durum varsa, karışık bir durum varsa mutlaka bir hukukçudan, bir avukattan yardım alsınlar işin başında. Bir avukata ödeyecekleri işte 5 bin, 10 bin, 20 bin gayrimenkulün değerine göre ödeyecekleri bir rakamla riski en aza indirmiş olurlar. O kadar çok davayla karşı karşıya kalıyoruz ki ve vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyoruz ki sonrasında bizim de artık çevirebileceğimiz veyahut da geri döndürebileceğimiz bir ortam olmuyor. Çünkü işin başında müdahale etmediğimiz bir süreci sonrasında toparlamak çok zor oluyor. Ben kendim buna olabildiğince dikkat ediyorum. Harçtan kaçınmasınlar, harç ödemekten kaçınmasınlar, bu tür riskleri almasınlar. Madem böyle bir yatırım yapıyorlar, böyle bir risk alıyorlar, bütün hayatları boyunca biriktirdikleri parayı hiçe saymasınlar. Benim tavsiyem bu oldu. Peki Sayın Şener, bir de ilk söylediğinizde dönecek olursak rakamsal olarak bu fırsatçılar için verilecek olan para cezaları ne kadara kadar çıkar? Bu para cezaları oldukça yüklü çıkabilir. Çünkü aradaki farkın, vergi farklarının 3 katına kadar para cezaları, 3 katına kadar para cezaları. Ayrıca hapis cezası var. Torba yasayla bir değişiklik oldu. Orada zincirleme suç tanımı değişti. Eskiden epeyce bir süre yatarı olan bir hapis cezası da çıkıyordu. Ama şu an belki hapis cezası o kadar yüksek olmasa da çok büyük adli para cezaları gayrimenkulün değerine göre. Yani doğrudan şu rakam diyemem. Gayrimenkulün değerine göre çok yüklü adli para cezaları ve idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Yani aldıkları gayrimenkulden elde ettikleri menfaatin çok daha üzerinde bir ceza ödemek zorunda kalabilirler. Bu kadar kişi nasıl tespit edilir derseniz, dediğim gibi tespiti çok kolay. Tespiti inanılmaz kolay. Ancak herkese ceza kesilebilir mi? Kesilemez. Bazen de şans. Müfettiş sizi tespit edebilir, beni tespit edebilir. Nokta atışı. Kimi yakalarlarsa onlara ceza keserler. Böyle bir riski almaya gerek yok. Gerçekten bir kumar gibi bu. Ve bu riski vatandaşlar almasın. Küçük yararlar için büyük zararlar oluşturmasın. Hukukçu Necip Şener, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.